Buna cüret. Ateş parçası, ben sana yalan söylemek güzel bir şey değil demedim mi? Sen bir de mürebbi olacaksın. Onu doğruya yönlendireceksin. Çocukla çocuk olmuş, bir de arkamdan iş çeviriyorsun. Ama amca. Sözün bitmedi ateş parçası. Başına gelmeyen kalmadı. Yataktan kalkmaman gerekirken sen bahçede köpek kovalıyorsun. Minik küçük köpüşü çok sevince. Hem baksana, ne zararı var? Ona ben karar veririm. Sen değil. Madem böyle bir niyetin var, gelip bana soracaksın. Kabul etmezdin ki. Evde köpek istemiyormuşsun. Nereden biliyorsun? Minik küç söyledi. Çeçeği göndermişsin. Faça. Hah, faça. Bir de istemediğimi bile bile mi yaptın bunu? Özrün kabahatinden büyük. Benim hatam amca. Bana ben ısrar ettim. Özür dilerim. İkiniz de hatalısınız. Huyunu suyunu bilmezsiniz. Ya ateş parçasına zarar verseydi? İzin vermem. Bunu biliyorsun. Belki sahibi dışarıda onu arıyor. Aldınız, getirdiniz onu buraya, bulamıyor. Sana dinleneceksin dedim. Bütün gün bunun peşinde koşturup kendini daha da fazla hasta et demedim. Bu köpek hemen gidecek. Peki, ona ev köpeği olmayı öğretirsem? Hayvanlarla aramayı. Hayır dedim. Konu kapandı. Sen burada bekle Canukan. Ben senden hiç ayrılmak istemiyorum köpüş. İnşallah ben amcamı ikna eder. Destursuz odama girdiğine göre iyileşiyorsun demektir. Hatta sabahın köründe bahçede köpek kovaladığına, peşimden de kavga etmeye geldiğine göre eskisinden değilsin. Desnesiz. Her neyse, doğru söyledin. Kavgaya geldim. Seni dinliyorum. Ben artık tanıdım seni. Sen vicdansız değilsin. Küçük bir yavru sokağa atmazsın. Gidecek. Konu kapandı. Sen onu içeriye alırsan ısınacak. Karnı doyacak. Dışarı bırakırsan belki... Kararım kesin. Söyleyeceklerin bittiyse çık dışarı. Bitmedim. Evi almazsın. Bahçede bakarız. Hiçbir şey kaybolmaz senden. Ama onu bir yaşama şansı olur. Canuka'da bir arkadaş kazanır. Şimdi bittim. İyi. Çık dışarı o zaman. Çalışacağım. Sen yabansın. Çık dışarı dedim.